Bir şeyi deneyelim ya. Hadi. Bir daha bir yöneyi deneyelim. Bildiğimiz yoldan bir çok sağlam yapmaya çalışalım. Hallederiz diyelim ya. Ne diyeyim arkadaşlar yani? Ne diyeyim ki başka? Let's go. Kog'Maw'a bak bence. Hayaletlerin counterları. Hakan bugün çok güzel bir Kog'Maw oyunu oynadık. İlk oyunum 7. olduk. Geçmişten açıp bakabilirsin. Bu oyunla birlikte riskli kategorisine girmişiz. Ben de panik oldum. Ya evet. Hadi. Hadi fokus 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 kalsın. Bir tane win beni öyle şey yapacak ki, coşturacak ki. Tekrar masada olacağız. Bugün bitmesin ya. Bugün bitmesin. Ben birkaç gün daha yapmak istiyorum bu kontenti. Bugün bitmesin ya lütfen. Chat de zaten hala kapalı. Canımı sıkıyor ya şu restream. Bugün bitmesin ya. Çok güzel gidiyorduk kaç gündür. Sabaha kadar vaktimiz var arkadaşlar. Halledebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Thresh geldi. Tamam, Thresh Ahri. Ophelios kompu için parçalar. Bunlar da hikaye bazlar için iyi. Şunları satıyorum arkadaşlar. Şunu da sattım. Aslında bunu satmam lazımdı. Tamam. İçerisi öyle. Bu da bu taraftan böyle. Bunu kullanabiliriz belki. İşte Kog vardı, şeyi tutsaydım ama yani bu lobide de zaten Kog ne kadar mantıklı. Şurası da nar ama nar oynarsam zaten Senna'yı şeyi onlar da tutuyor. O yüzden blok da olacak biraz. Ya da zor olacak. Bence hikaye bazlar Garen 2 olduğu için ve sivirlerim olduğu için mantıklı bir başlangıç. Bir de kader ortakları mantıklı. Çünkü onda da şey var. Kha'Zix geldi. Onda da Thresh'i bulduk. Thresh'i erkenden bulunca iyi oluyor. Yardım geliyor. 8 tur sonra şey kazan. Üçlü güç. 3 altınlık şarj. 100 can. Morello yapsak bunu. Sonra şeye düşünsek. Bu değil. Aa tamam. Şunu gidelim. Baksanıza üstünde en çok oynanan kompa bakın. Ha, bu Zerot değil mi? Zerot kompo. Evet doğru. Zerot'u koymuşlar. Onu biliyor musunuz arkadaşlar, Zerot kompunu? O da yeni çıktı. Kompu yapabiliriz. Şu anda buradan daha güçlü çıkabilir miyim içeri? Level basmayacağım. Hep bak level basıyorum erkenden win alacağız diye. Hiçbir işe yaramıyor. Ya Duelloc oynayacağız ya da Zerot kompu oynayacağız arkadaşlar. Zerot kompunda da gökselleri açıyorsun full. Bütün gökseller artı şey. Artı destek eşyalarından işte bir şeyler. Buff'lıyorsun yani Zerotları. Zerotları. Öyle düşün. Batuhan kendisini Ultra Holy'ye yükseltti. Çok teşekkür ediyorum Batuhan. Çok sağ ol. Kesene bereket olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şuna bir atış ustası açsak. Kaç oyundur var ya aynı mesele ya. Şu sivire bir tane atış ustası açamıyoruz. Bir Teemo ya da Bard bulsam güzel işler yapacak eleman da. Yasuo geldi aslında. 3 kader ortağına dönsek. Ama 2 yıldız sivir ve 2 yıldız Garen'den daha iyi olamaz ya. Sanmıyorum daha iyi olabileceğini. Hatta Yasuo ile Kindred gelmiş. Ne eksik kalıyor o zaman Yasuo? Aphelios da gelse 5 atacağız ha. Şunları sattım. Kazanırsak şunu aldım. Kaybettik. Almayacağım ya. Kader ortaklarına dönmeyiz buradan. Hikaye baz maç açılışı daha iyi. Herhangi bir hikaye baz gelse Kayla'nın da canı çok alacak. Sonuçta iki tane iki yıldız hikaye bazım var. Bir de yani Zerot ya da işte bufflayacak bir şey aldığımızda Kayla da bufflarız. O açıdan düşünün. Yani gerçi Kindred'i almak bak şu kompla da güzel oluyor da. Ben burayı kilitleyeceğim. Faizin gitmesini istemiyorum. Kindred'ı da almak istiyorum. Bunları da satmak da istemiyorum. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar.
O zaman şimdi bir fikrim var benim. Şöyle yapsak nasıl oluyor? Mesela bu. Bu. Tamam mı? Sonra bu. Sonra da bu. Bu mu bu mu? Zaten yeterince tanklık var deyip bu ikisi birbirini mi bufflasa? Aynen. Yani iki Yürübüs koymuşuz sonuçta. Yani Ahri ile Kindred'ın birbirine yetenek gücü ve hız vermesi belki daha makbuldür burada. Şunu fark ettim arkadaşlar. Kha'Zix mesela Kindred'a uyuyor. Nico Ahri'ye uyuyor. O yüzden eğer bu Zerot kompunu yapacaksak erken oyunda aslında bayağı uyumlu kader ortaklarıyla şeyler. Göksel'ler. Ama late'te Kayn'la şeyi kullanacağım. Kayn'la Morgana'yı kullanacağım. Eşya olarak arkadaşlar Zerot seçmemiz lazım. 2-3 tane. Ve onun dışında Randuin falan seçiyorsun. Zerotlar öldürüyor herkesi. Çünkü Göksel'ler hani herkesi buffluyor ya takımdaki. Bunu alabiliriz. Soraka çünkü kullanılabilir. Dördüncü şey olur. Göksel olur elimizdeki. Dört Göksel oldu. Beşinci Göksel ne? Beşincisi ne? Diana. Kiana. Kiana bulabilirim bir tane belki ya. Bu kompu bayağıdır yapmak istiyordum ben aslında arkadaşlar. Güçlü olduğunu biliyorum. Bugün Master 100 LP'deki birini izledim ben. Rayimplosion. Sanırım set 7'de Dünya Şampiyonası'nda da katılmıştı o arkadaş. Bulduk bir tane daha. O yapıyordu bu kompu. Bayağı başarılıydı yani. Bakalım. Zerot gelmedi. Randuin var. Randuin alalım arkadaşlar. Randuin'le Zerotları bufflayacağız çünkü. Zerot'un bunun etrafına koyarız. Başka daha iyi bir tercih ne olabilir? Solar yapsak Zerotları yan yan koymuş oluruz. Kalkan artı şey kazanıyor. Ama ya bu 30 zırh büyü direnci veriyor. Kalıcı 30 saniye boyunca sürüyor. Bu 15 saniye, 20 saniyeline. Bu daha mantıklı gibi. Şimdilik buraya verdim arkadaşlar. Altını harcamıyorum. Bunlar lazım bana. Sen de belki kullanılırsın. Şöyle yapalım. Biz Yampir evreninde miydik? Yok, altın takviyesi evrenindeymişiz. Neden Yampir evrenindeymişiz gibi düşündüm. Ziyaret geliyor şimdi bu arada arkadaşlar. Zerotlar nereden gelecek? Aldığımız eklenti altın sakla samanı gelir zamanı. Ve bu sakla samanı gelir zamanında her açtığında işte şey oluyor. Bir tane destek eşyası alıyorsun. Buraya bir tamamlanmış eşya koyuyorsun. 3 tur geçiyor. Geçtikten sonra destek eşyasına dönüşüyor. Oradan ya destek eşyalarından birisi de Zerot sonuçta. Evet. Randuin'i kime vermek acaba yani? Muhtemelen Malphite'a değil. Malphite önde durmalı. Kiana'ya falan verilir herhalde işte. Değil mi? Çok bir önemi yok. Bu göksellerin 2 yıldız olması çok önemli bu arada. Daha fazla verecekler 2 yıldız olduklarında çünkü. Özellik. Seviye basmıyorum. Bu roundu da kaybetsek süper olur arkadaşlar. Hatta kaybetmek için belki bunları en ön sıraya bile koyabilirim. Kalkan almasınlar diye. Biraz eşya kıtlığı var. İkinci, üçüncü eklentiden eşya gelirse gidelim kesinlikle. Şöyle yaptım arkadaşlar. Öne koydum. Buradan Randuin almalarını istemiyorum. Sivir ne verdi? Sivir hızlandırıyor sadece. Başka hiçbir şey vermiyor. Sadece hızlısın. Bu kadar. Bu kadar. Hayalet kompu nasıl bir anda bu kadar güçlü olabilir ve popüler olabilir ya? Ben bir de fena yanılmışım diyordum ya, hayalete buff lazım. Hayalet çok güçlü. Hayalet çok OP. Hayalete buff lazım. Oynanmıyor hiç. Gerçekten de öyleydi çünkü bugüne kadar yani. Süreyya Hanım'ın büyük değişimi. Ama bu gerçek değişim yani. Thresh 2 oluyor da yani hiç alasım gelmiyor arkadaşlar. Zaten bütün göksellerini koyacağız. Ama belki kullanılır ya. Bütün göksellerin artı Thresh kullanılır yani. Bunları biraz daha geç koyarız mesela. Burayı kazanırız değil mi her türlü? Tabii canım. İmkanı yok kaybetmenin. 5 tane gökselim oldu çünkü. 6 level'da 5 göksel artı Thresh oynayacağım o zaman arkadaşlar. Anca 8'de 3 kader orta açabiliyorum. Kader orta açamam ki artık. Bitti yani kader ortağıyla mevzum. Kafada mantıklıydı kader orta da. Gerçekte değil işte öyle.
Bir eşya daha vermesi lazım ya oyunun burada arkadaşlar. Bir eşya daha vermesi lazım. Vermedi ya, vermedi ya. Çok kötü oldu bu işte. Aa, bu çok kötü oldu işte. Biliyor musunuz? Gürbüze ihtiyacım yok. O yüzden böyle yaptım. Bu eşyayı birleştirip oraya bırakacağım. Daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Seviyede Malphite'i koyabilirim. ...75 canım var. Eşya veren bir şey almam lazım buradan arkadaşlar. 6 eşya falan verse alırım. Berk Biçer süper ölü olmuş, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Özür dilerim abi. Neden özür diliyorsun? Ne yaptın ki? Niye yenildik burayı? Neyse ufak yen... Ha şey, Syndra bulmuş adam ya. 5 mi? 5 kadar ortalama yapmış. Yo, 3'müş de Syndra bulmuş normal. Savaş uzadıkça Syndra Butterfly alıyor ya. Güzel soru. Şimdi hırsız eldiveni alırsak arkadaşlar burada durur ve dönüşür ama artı 30 can da güzelmiş ya. Hırsız eldiveni almak kazandırabilir ama bu da sıralama verebilir bana. Canımız da az yani. Şimdi sıralamaya daha çok ihtiyacımız da olabilir ya. Bir eşya geç kaldık. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ben de yani istemezdim böyle olsun arkadaşlar. Ben de hiç istemezdim ki böyle olsun. Ama oldu. Şu anda böyle oldu bu. İyi haber. İyi haber ne? Her şeyim 2 yıldız oluyor. Stabil olduk. Bence bu artı... Ana, Ahri 3 var ha karşıda. Ben de diyorum Ahri niye 1 yıldız kaldı? Bence bu artı 30 can bizi sıralamada ilk 4'e sokması için daha kıymetliydi arkadaşlar ya. İşler kötü giderse ya da çok büyük puan kaybetmemem için, sonuncu olmamam için mesela. Ya 47 puanım var çünkü. Turnuvadayız yani, onu düşünerek aldım ben bunu. Eşya istiyorum tabii ki ama yani zamanla gelebilir. Bir yerlerden bir şeylerden yine gelebilir sonuçta. Şimdi ikinci destek eşyamızı açıyoruz. Zizirot yine gelmedi. Bu çok üzücü. Bu çok üzücü. Bunun Zizirot olması lazımdı. Bunlardan birinin. Herkese saldırı hızı vermek, herkese can vermek. Bu olmaz. Obsidyan alacağım ya. Morello'ya veririz. Morello'ya veririz diyorum. Morgana'ya veririz. Morgana'ya veririz. Kötü olmaz bence. Morgana da hiç kötü olmaz arkadaşlar. Obsidyan. Ama Zirot bulmam lazım acil benim. Birden fazla üstelik. Kompum bayağı güçlü değil mi arkadaşlar? Şimdi seviyede bir de Soraka koyacağım. Çok iyi olacağız ya. Alıp bekletseydik ya köşede. Yiğit öyle çalışmıyor. Tamamlanmış eşyalar destek eşyasına dönüşüyor. Köşede bekletirsek destek eşyası yine destek eşyasına dönüşmüyor yani. Burada en pahalı şeyi almak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki. Aş çok isteniyordur. Şimdi şey komplarımdan dolayı. Abi istemleri tekrar değişiyor mu? Destek eşyaları tekrar değişmiyor. Hayır arkadaşlar. Tamamlanmış eşyalar destek eşyasına dönüşür diye özellikle belirtmiş burada. Spesifik olarak yazmış yani.
Her bekleyen eşya dönüşmüyor yani. Tamamlanmış eşya alması gerekiyor. Kain'in verdiği eşya dönüşmez. Yok, onlar geçici ya. Seviye atlayıp bir şey koyabilirim de. Şimdi para çok kıymetli arkadaşlar ya. Çok level gideceğiz. O yüzden 50 altının altına inmek istemiyorum. Şimdi bu eşyanın da dönüşmesini bekliyoruz. Aslında bir adet de Morello istiyorum ben. Morgana'ya. Ama yani öncelik sıramızda yok yani o şu anda. Başka şeyler var kafamızda ondan önce. İyi ki level almamışım arkadaşlar. Süresi 3 tur ama abi, son turunda dönüşmez mi? Dönüşmemesi lazım yani, bu sonuçta geçici eşya ya. Bu sivir ne işe yarıyor diyen arkadaşlar var ya. İşte bu işe yarıyor aslında. Bu balık tutma haritasında çok iyi balık tutabiliyorsun sivir sayesinde. Buglanır belki. Ya arkadaşlar ya, ne demek istiyorsunuz bana ya? Saçma sapan şeyler düşünmeyin. Kain'in bize 3 turluk verdiği ölüm kılıcı Rabadon'u belki buglanır diye kenarda tutup 3 tur boyunca bir Abaddon, bir ölüm kılıcı oynamayayım mı yani? Bunu mu istiyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim, neler düşünüyorsunuz ya siz? Şakacı çocuklar. Hadi bir de yani 3 tur boyunca zaten vermiş, onu da kullanamayacağız. İyice geriye düşeceğiz. Biraz şakayı azaltsanız çok iyi olacak da. Bazen şakanın dozajını artırıyorsunuz bak. Hemen bir dolandırıcılık bir şey. Belki buglanır, belki bir şey olur. Siz deneyin, bana olursa söylersiniz, tamam mı arkadaşlar? Siz kendi oyununuzda deneyin. Çalışıyorsa bana söylersiniz, ben yaparım. Peki o mana veren dönüşüyor muydu? Tamamlanmış eşya yazıyor arkadaşlar. Hiçbir şey dönüşmüyor. Sadece tamamlanmış eşyalar dönüşüyor. Normal, geçici olmayan. İki tane eşyayı birleştirip de senin elinle yaptığın tamamlanmış eşyalar 3 tur sonra destek eşyasına dönüşüyor. Ömür törpüsü ya. Bakmıyorum chat'e vallahi. Belli ki bir 10 dakika daha bu muhabbet devam edecek. Ben oyuna odaklanayım. Şimdi pivot mivot yapacağız. İşimiz var, gücümüz var ya. Chat'ten yaratıcı sorularda bugün ya. Zerot geldi. Alalım bunu. Randuin de var ama alalım bence. Zerot'u. 250 can veriyormuş. Şimdilik buna verelim. İlk Zerot'umuzu çıkardık arkadaşlar. Aa, birisi 11 oldu. Çok teşekkür ederim. Someone diyor. Kim o arkadaşlar? Çok teşekkür ettim ona. Bakalım Lissandra belki bana item çıkarabilir arkadaşlar. Lissandra'nın item çıkarması harika olur yani bize şu anda. Çok ihtiyacımız var. Çünkü itemları destek eşyasına çevirebileceğim için. Adamın da Lissandra'sı var. Zerot nasıl iş yapıyor mu şu anda arkadaşlar? İzlediğiniz kadarıyla. Yapmıyor gibi. Harbiden eşya çıkardı bu arada bana. Çok iyi. Bu Lissandra'yı hiç çıkarmam galiba komutan ya. Çok lazım bana. Aha, bir item daha. Üstelik bu item Ornn'un yaptığı item'ın item'ı. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Bir destek eşyası daha demek bu. Arhideki mana zeyni Lissandra'ya verelim, evet. Bu değil. Yükseliş olabilir. Muhafızlar da çok iyi. İkisi de olur. Yükseliş olsun.
Nasılsa büyücüyü açtık artık. O yüzden aslında bunu da yapabiliriz. Sen almasan da olur. Sen almasan da olur. Kalkan sen al ya da ya sen güçlüsün. Gerçi sen de güçlüsün ya. Tam böyle. Ay Zirot'un önünü mü kapattım ben? Kötü oldu o galiba. Neyse. Şimdi 9'a doğru gitsek mi? Burada arasak mı biraz acaba? Adamın Morgana 2 Kayn 2 bulması. 9'a gideceğim ya. Adam bulmuş bile yani. Syndra 2 oyn şey, Lissandra 2 oynarız arkadaşlar. Boş verin. Kayn için aramam Kayn'la şey için. Canım çok zaten. 9 en mantıklısı. İçinde kaldı şey. Eğer Lissandra 2 yapabilirsek çok iyi olur arkadaşlar. Çoğaltıcım da var zaten. Bir Zizrot daha geldi. Çok güzel. Veremiyor muyuz ona? Buna verelim. İki Zizrot oldu. Güzel. Eşyayı verseydik. Ne eşyası? Evet, Zizirotlar güzel hasar vermişler. 3 Zizirot, 3 Randuin mi hedef? Evet, evet. Kesinlikle öyle. Evet. Spatula kalırsa çok iyi olur. Spatula kalırsa Göksel 7 yapabileceğim için harika olur. Ama hayalet falan da yapıyorlar ya, o yüzden kalmaz. Evet, belliydi. En pahalı şeyi alalım. Ya bir Morello'ya da bir ara ihtiyacım olacak da kim bilir ne zaman. Anketi kim kazandı bilmiyorum. Sesime ne oldu? Sesime hastayım. Bana kötü gelmiş. Diyenler var. Onları haklı çıkarayım mı? Yükselişim de var zaten. Biraz overkill mi olur bu? Kareel mi alsak? Kareel daha iyi galiba. Aa, kötü oldu. Neyse ayarlayacağım şimdi. Şimdi şuna verelim. Adam FF atmış zaten. Ulan ya. Beni boşa heyecanlandırıyorsun. Madem FF attın. Şey yapmak istedim. Bunu Morgana'ya geçirmek istedim de yavaş kaldım. Bir de Ash koyup şey açtım. Porselen açtım buna. Şeyleri çıkarmamız lazım artık. Kaderleri. Bunu da koyacağım içeriye. Soy yerine de bunu koyacağım. Ya soy yerine de bunu koyacağım. Kiana mı ortada dursun arkadaşlar? Değil mi? Kiana şey yapsın. Kayn da gelmiş. Ash yerine Kayn ya. Arkadaşlar Kayn da şart. Ama buraya da Zirot koyacağız. Koyalım. Yine koyarız. Şunu unuttuk. Bura doğru mu? Evet doğru. Lilia 3 mü? Ha 3 tane Lilia'nın yan yana gelmesi mi? Bir işe yaramıyor ki bizim kompumuzda. Şu an bir tane şey lazım bize. Bu 2 yıldız oldu değil mi? Evet. Bir tane Wukong lazım kompta. Yenemedik, güçlüymüş bu adam. Bizim kompta her şey bir yıldız kaldığı için şu an normal yenilmem. Dönüşte arama yapacağız. Bir Wukong koyacağız.
Wukong'u neyin yerine koyuyoruz? Lissandra'nın mı? Lissandra'nın artık çıkma zamanı geldi galiba. Soraka oynamasak olur mu arkadaşlar? Ama buraya işte ilave artırıyor ya, o güzel. Oynamak zorundayım. Lissandra'nın çıkması gerekiyor ya maalesef. Yeterince eşya farmladı diyelim bizim için. Wukong girecek çünkü arkadaşlar. Ha yok, Thresh. Thresh çıkacak. Pardon. Disk alabiliyor. Thresh fazlalık. Görmedim ya. Gözüm görmedi. Bunu buna verdim ya arkadaşlardan. Evet, arıyoruz. Hazır mıyız? Disim 2'ydi değil mi? Evet. Kırçanı buladığın duyguları hissetmek zorundasın. Bizi biz yapan seçimlerimizdir. Dağlar geçse de ben kalırım. Nisa hemen 2 yapabilirdim ama yapmak istemedim ya. Arkadaşlar. Belki bu Kongo ya da diğerlerine falan kullanırız dedi. Bir yıldız kalan bir şeyim kaldı mı? Bir Göksel'im. Bir arama, bir tane daha yapalım da ondan sonra belki de buluruz yani çünkü. Dediğim gibi. Ondan sonra ayarlarız. Dirot'un biri önde kaldı. Ayarlarım, tamam. Şu an her, yani çok fazla şeyle ilgilenmem gerektiği için yetiştiremedim yani her şeyi. Çok fazla şeyle ilgilenmem gerekti. Dirotlar sürekli farklı yerlerde doğuyor, kötü oluyor. Wukong'un arkada durması iyi. Bunun burada durması iyi. Şunun pozisyonuna zaman zaman bakacağız. Wukong 2 olabilir. Morgana 2 olabilir. Aramak zorundayım. Soraka 1 kalmış. Bu 2 değil mi? Evet, güzel. Morgana 2 oldu. Lissandra'yı çoğalttım ya. Çünkü o eşya çıkartabilir bana. Soraka'yı keşke şey yapabilsin. Wukong'u bulurum sonradan arkadaşlar bence ya. Lissandra'nın eşya çıkarması çok önemli, destek eşyası yapabilmem için. O yüzden Lissandra'yı burada düşündüm ben. Bilgeyi unuttum bu arada ya. Bilgeye göre aslında Wukong'un önde durması gerekiyor. Ama Zirot'a değdiriyor yani şeye. Randuin'e değdirmemiz de gerekiyor. Şu aşağıya koş hemen. Koş aşağıya. Ay. Heh. Koşamayacaktım neredeyse ya. Neredeyse kazanıyordum, sorun değil ya. Birazdan çok güçlü olacağım zaten arkadaşlar. Şimdi bunun evet burada durması lazım. Ama Zirotların da yani mutlak sömürü alması daha iyi. Bir yandan da. Heh, şöyle yaparsak daha iyi. Hatta sen buraya git. Tamam mı? Sen buraya git. Hemen ölebilirsin, önemsizsin. Sen buraya gel. Şunun pozisyonuna bir bakamadım ya. O kadar pozisyonla ilgili şeyler yaşıyorum ki bunu ayarlayamıyorum. Ah ya, bir sağında olsaymış. Sindire kaldırırmışız havaya. Yazık oldu. Bir sağında olsaymışız. Gerçekten bir sağına koysam burayı kazanırmışım. Ama çok az kaldı. Yani bir Randuin ya da bir Zirot daha gelse yine kazanırım. Ya da bir upgrade daha alsam. Mesela şu Wukong'u alsam yine kazanırım falan. Yani birçok yolu var, yöntemi var kazanmamın şu anda. Evet, Wukong kalıyor galiba bana. Güzel, Wukong 2 yaptık. Saldırı hızı veriyor bütün şeye çünkü. Oh, alamayacaktım neredeyse, çok hızlıydım. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Bence Kayn'ı ve Kha'Zix'i de feda edeyim arkadaşlar. Kayn, Kha'Zix, Nico önde dursun, feda olsunlar onlar. Feda edeyim onları. Hatta yani bu Malphite'i falan da değdirmeme gerek yok ki arkadaşlar. Ne yapıyorum ki ben ya? Ayarlayacağım şimdi her şeyi, bekleyin. Ordu kalkanı. Şimdi bak, bunları önden feda edelim. Umurumda değil onlar benim için. Şunu kesinlikle pozisyonu bakmalıyız. Ordu kalkanını almalıyız. Ordu kalkanını almalıyız. Malphite da böyle dursun. Tamam, Kayn kalabilirmiş burada. Ordu kalkanını şuna verdim şöyle. Ordu kalkanı tam ortadakine mi vermek lazım diyor. Şey de gerekiyor ya bize. Yine kareyel pozisyonu bakmadım değil mi? Harika.
Bakamıyorum ki. Yani o kadar fazla şeyle ilgileniyorum ki. İlk defa yaptım şimdi de bu kompu. Elbet birini kaldırıyor yani de işte. Öyle olmuyor işler sonuçta. Güzel bir eşya daha aldık. Lisandro bu. Yani bu kompun bence BIS'iymiş ya. Lisandro olmasa her şey çok daha kötü olacak gibi. Chat mi donuyor? Bilmem. Ekranda chat yok ama problemli çünkü o. Hah, geldi bir Zirot daha. Güzel. Şimdi Zirot'u kime verdiğim önemli değil. Sen şöyle uzak durabilirsin yavrum. Sen şuraya yapış. Hatta buraya yapış. Sen de... Ha, buraya da yapışabilirsin o zaman. Sen böyle kalırsan... Ha, hepsine değiyorsun zaten. Tamam, iyisin. Sen de iyisin. Şöyle koydum şunu ya. Bakayım ne oldu? Zaya mı kalktı? Aatrox mu? Udyr kaldırdık. Tamam, kötü değil. Zirotlar bufflandı. Gidiyorlar öldürmeye arkadaşlar. Zirot timine bakın. Arkaya girdiler arkadaşlar. Bak 280, 280, 170, 280. Zirot olayına. İzle ve gör. Zirot'un konumu neden önemli? Randuin'in alameti var ya işte. Randuin şey veriyor ya. 30 zırh ve büyü direnci veriyor ya. O yüzden buraya koyuyoruz. Ayrıca bu da şey veriyor. Ordu kalkanı da saldırı hızı veriyor. Bu yüzden önemli Zirot'un pozisyonu. Bu nasıl bir komp? Değil mi? Saçma bir komp ya işte bu. Çok saçma bir komp. Ben burada artık Wukong'a kana susamış alayım diyorum arkadaşlar. Ya da gecenin kıyısı ikisinden biri. Kana susamış sanki daha iyi Wukong'a. Bir daha bundan geldi ya. Ha, Zirot gelmiş, bir dakika. Zirot vermediğim kim kaldı? Of. Bir de Randuin. Tamam. Şunun pozisyonunu ayarlayalım. Tamam. Bu sefer rakibin önemli bir şeyini havaya kaldırdığımı düşünüyorum. Evet, Ash kaldırdık havaya. 4 Zirot'um var arkadaşlar şu anda. Hepsi Göksel'den dolayı bir sürü özellik alıyor. Şu özelliklerin hepsini alıyor Zirot'ların hepsi. Zirot'ların hepsi, öyle düşünün. Bu kompon üzerinden kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. YouTube. Bedirhan Demirci 5 TL yollamış. Çok teşekkür ederim. Kesesine bereket. Batuhan'a tekrar Ultra Holy'ye çevirdiği için çok teşekkür ederim. Şimdi bilgemiz 2 değil mi? 3 bilge yapabiliriz. Şu ejder şey açıyor. Fedakar açıyor. Çok zevkli komp. Değil mi? Gerçekten öyle. Çok zevkli. Ah ya, değiştiremedim son anda. Ama zaten buraya koyacaktım. Burada da Felios'u kaldırıyormuşuz. En öne mi koysaydım? Ama o zaman da önü kapatıyoruz ya. O da kötü. Işığa çaldık mı hiç? Buna verdiğim bence şey iyi oldu ya. Kanı susamış. Ne diyorsunuz? Bu Kong önemli çünkü. Güçlü. Ha, bu bir yıldız mıymış? Pek bir önemi yok ama. Ya hatırlıyor musunuz? Illaoi vardı geçen sette. Onda da hep Illaoi'nin dokunaçları farklı yerlerde doğuyordu her tür böyle. Saçma sapan sürekli tekrar değiştirmen gerekiyordu. Kardeşim ben o kadar ayarlamışım yani. Niye farklı yerde doğuyorsun? Bunu buraya koyarsan burada daha fazla şey alıyor. Evet, Lissandra'yı aslında şöyle şuradan koysak. Bunu buraya koysak, evet. Böylece hepsi alıyor şeyi. Artık ordu kalkanını hepsi alıyor artık. Sükunet pozisyonu şey... Karayel pozisyonu. Şuraya rastgele attım. Bakalım tutmuş mu? Kemik dedim. Tutmuş. Bakmadan daha iyi atıyorum arkadaşlar karayeli. Tahmini yapacağım bundan sonra. Daha verimli oluyor. Ama bu oyunun MVP'si sanırım Lissandra oldu ya. Aa, yendi bu adam beni. Nasıl bir anda eridim ya? Çok iyi gidiyorduk aslında.
Bir şey hızlıca eritti beni de ne anlamadım onu. Aa! Kart tanesi olduğu için şekil çok... Aa! Kart tanesi olarak attığı için o şekil şeklin dışında kaldı. Trole bak. İkisi de yetenek gücü kompu ya. Bence şunu alalım. Wukong'a bunu verirsem Wukong ölmez bir daha. Aslında İrelia da çok iyi olmaz mı? Bu statlarınla. Artı şuradan da hız alacak. Buradan da ama gelen fedakar herkese gidiyor değil mi? Evet. Fedakar muhtemelen daha iyi olacak. Hadi kareal pozisyonu. Adama bir de güzel kareal atmıştı. Bence şuraya koyacak. Ha neyse şey. Lissandra'sını kaldırdık. Güzel. İrelia da güzel olabilir ya. Düellocu artı. Dediğim gibi. Ve yani bütün statları aldığını düşün İrelia'nın. Saldırı gücü, saldırı hızı, bilmem ne, o, bu, şu. Her şeyi alacak sonuçta. Vurma ihtimali çok yüksek. Rakiplerin ikisinin de taşıyıcısı büyü hasar verdiği için burada bence en mantıklı şey buydu. Bilgi açsak yani bilmiyorum. Burada aslında Soraka yok ya. Fedakar 2 bence güzel oldu ya. Fedakar 2 arkadaşlar bütün takıma 10 zırh büyü direnci verdi. Hani Zerotlar gibi aynı şekilde. Şunu şuraya koysak da değil mi? Bundan bu da yararlansa doğru. Hatta bu da yararlansa ama böyle de pozisyon yok. Buradan yürür. Evet bu burası. Tamam böyle iyi. Yavaş yavaş şeyi geliyor. Kafası geliyor. Nasıl dizileceğim? Yine buraya koyacağım. Güzel koyduk bence. Rakibin Lissandra'sını aldık. Şeye vuruyor. Wukong'a vuruyor. Hiçbir şey olmaz valla. Olur da yani. Çok uğraştırır Wukong onu. Bayağı uğraştırdı yani. Hala ölmedi. Şimdi ölse bile yani Lissandra'nın 5 ultisini falan tankladık. Daha ne olsun. Zizirotlarımın hepsi yaşıyor. Baksanıza 447 vurdu Zizirot. 447 vurdu Zizirot. Gördünüz mü? Yuh. Ya çok fazla yakıncı şampiyon var yani. Şöyle koyup sıkıştırtsak mı acaba bunları? Bir sağa kaydırsak daha mı fazla gitme şeyleri oluyor? Zizirot'un bir tanesine sağ tıklayıp özelliklerine bakalım mı? 300 saldırı gücü var. 120 falan şeyleri var arkadaşlar Zizirot'ların. Buradan alacağım eşya zaten 3 tur bekleyemez. Şöyle yapalım. İrelia kullanmayacağım değil mi ya? Bilmiyorum ki hepsi çok kötü bunların sanki. Bir şey üçleyelim mi? Bence buraya koymalıyım. İrelia değiliz ya sanki arkadaşlar. Zizirotlar biraz daha güçlendi mi peki? 301, 169, 126, 126, 135, 51. Kritleri bile arttı. Bu güzel ya. Bundan devam biz. Bundan devam biz. Şu an bir tek yapmadığım şey kaldı değil mi? Yendim adamı. Diğer adam da eğleniyorsa bitti bile oyun. İlk defa yaptığım için birazcık diziydim. Yani kafam bulanıktı ilk defa yaptığım için. Zihnim bulanıktı. Ama bir daha yaparsak daha hızlı oynarım yani bu oyunu. Bana kötü diyenler. Güzel. Üçleriz belki. Param var hala. Birinden biri üçlenir mi? Bunların. Rakan iyi değil mi? Rakandan memnunuz. Üçlenmediler. Bana kötü diyenler var. Ah be. Haklı çıkarayım mı? Son birine. Aa son bir tane kaldı. Kime verelim? Rakan'a verelim bunu.
Güzel, Lissandra'sını kaldırdım. Ya ben bunun Syndra'sını hiçbir zaman tutamayacağımı düşündüğüm için hep sürekli değiştiriyor çünkü pozisyonunu. Hani daha garanti olan bir şey kaldırıyorum. Zizirot ordusu ya. 301, 169, 126, 88. Yenildik mi? Yok ya, aldık. Bay bay. Cici, güzel bir oyundu. Yine şapkadan tavşan çıkardık arkadaşlar. Yani bu sabah 40 yıl düşünsem bu gece yayında Zizirotlar tarafından taşınacağım aklıma gelmezdi. Yedincilik, beşincilik, sekizincilik, yedincilik, yedincilik üzerine gelen bir böyle yüzümüze su serpen bir oyundu. Tertemiz bir Zizirot taşıyıcı. Yapması her zaman mümkün olmuyor ama bu oyun bence mümkün. Bu arada 25 canımız vardı, farkında mısınız arkadaşlar? Yani ikinci eklentiden artı 30 canı almasaydık şu anda eksi 5 canımız vardı. O yüzden artı 30 canı iyi ki almışız. Bazen çok greed yapmamak gerekiyor. Bu arada Lissandra'dır aslında yani bu kompun mimarı bence. Ama Lissandra'nın olmadığı senaryoda da aslında baktığımızda yani bizim mesela şeye ihtiyacımız yoktu. Ordu kalkanı evet güzeldi, olmasa da olurdu. İki randuin evet güzeldi, zephyr olmasa da olurdu. Karayel yani. Obsidyen balta olmasa da olurdu. Oldukları çok iyi oldu tabii ki. Yani birisini kaldırıyorsun, şeyini azaltıyorsun falan. Ama hani iki randuin, üç zirot ya da işte üç zirot, üç randuin zaten maksimum verimi alabiliyorsun ondan. Gerisi biraz senin oyunu çevirmene bakıyor. Ama şunu gördük ki bu kompu giderken bir şekilde Lissandra atabiliyorsan ve Lissandra'dan para kasabiliyorsan go. Bu kesinlikle lazım, gerekli, iyi bir şey. Çünkü daha fazla destek eşyası yapmaya yarıyor bu. Bir noktadan sonra şu da yapılabilirdi artık. Lissandra'dan işimiz bitti ya. Lissandra'nın itemlerini belki ya şeye, Rakan'a ya Hvei koyup Hvei'ye falan, yani daha farklı bir şampiyon da koyulabilirdi Lissandra yerine. Ama Lissandra da şampiyon olarak da baktığımızda o kadar da kötü değil. Hem sihir üstadı açtı aslında. Yani Morgana'yı buffladı, arkadaki duranları buffladı. Hem de herkesi de buffladı da. Hem de aslında yani sersemletmesi de güzel. Belki de kompun son hali budur yani gerçekten. Neden Kayn'la Morgana bu arada? Kayn Morgana da çok güzel uyumlular çünkü. Kayn'da işte cellat var. Kha'Zix'le kanka. Değil mi? Morgana bir bilge. Wukong da bir bilge. İkisi zaten hayaletler. O yüzden yani bu göksel kompuna bu ikisi çok güzel uyuyor. Yalnız bu bir 9 level kompu. 9-10 level'da falan yani ne kadar çok şey koyuyorsan o kadar iyi. Göksel amblemiyle yine çok güzel olurdu her şeyler bence. Bu şekilde bir oyundu. Elimize sağlık. GG.